çaptım mı bilmiyorum. Ama Titanik gibi oldu batışın. Bir sen vardın çünkü. Şiirin dört bacalı şairi. Kiralar sürgünü, koca bir şair. Mühürdar, Seresker Sokak, Başak Apartmanı, numara 27, giriş katı ufak bir ev. Darphane müdürü, sendeyiz. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor, sen yüreğimi elliyorsun. Ama nasıl oluyor, sen yüreğimi eller ellemez, sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında, Afrika dahil. Çizgisi nedir hayatımın? Aradığım şey, sonunda buldum. Şefkat arıyorum. Nasıl bir adamım? Herhalde şöyle, çocukluğunu yitirmemiş bir adamım. Bununla birlikte biraz da ciddi bir adamım. Okuyan bir adamım. Yalnız bir adamım. Fazla kalabalıktan hoşlanmam. Küçük bir arkadaş çevrem vardır. Onun dışına çıkmam. Bu çevreler bazen değişir. Ama genellikle küçük bir çevredir. Dolaşmayı da fazla sevmem. Aynı masada oturmayı, aynı masada çalışmayı severim. Yemek yemeyi de öyle. Aynı lokantaya giderim. Yani sınırlı bir hayattır benim hayatım. Cemal Süreya kırgın bir adam aslında. Çünkü bildiğiniz gibi sürgün ve Erzincan depremi sürgüne çıktıkları gün oluyor. Bir yandan işte hayatları da kurtulmuş oluyor sürgünden dolayı. Kendisinin şöyle bir lafı vardır. Hayat dezavantajları avantaja dönüştürme sanatıdır. Biraz onun hayatında da öyle. Acılı bir hayatı var, sıkıntılı bir hayatı var. Zaten onun şiirindeki ironi, humor damarı da o acıya ve sıkıntıya karşı koymak için, göğüs germek, göğüslemek için olduğunu düşünmüşümdür. Kendisine de söylemişimdir bunu. Hatta bir keresinde dedim ki, abi senin şiirinde jest var demiştim. Dedi ki, ya Sezai Karakoç yıllar evvel bunu böyle demişti. Fakat senin o yazdığını okumana imkan yok. Sen de aynı tespiti yapıyorsun. O hoşuna gitmişti. Çabuk alınan bir insandı. Mesela bir gün bir yayın evi onun bütün kitaplarını basma için onu davet etti. O zaman dönemi de anlatayım. O zaman Cemal Süreya kendi kitaplarını yayınlamak için para arıyordu. Yani öyle kolay değildi yani. Şimdi bugünkü gibi değildi yayın ortamı. Gitti geldi suratı asık. Ne oldu abi dedim, anlaşma olmadı. Yok dedi. Niye dedim. Elini dedi masaya koyarak konuştu benimle dedi. Yani o yayıncı, yayın evi sahibinin tavrı hoşuna gitmemişti onun ve kabul etmemişti. Böyle bir adam. Hatta ben onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Hınzır derviş, küsümser bilge diye bitirmiştim yazıyı. Şaka yolu bana takılmıştı. Hem hınzır derviş diyorsun hem küsümser bilge diyorsun. Öyle küsümser bir yanı vardı. Yani böyle çabuk alınan. Benim hayatımda gördüğüm en entelektüel insan Cemal Süreyya'ydı. Ben onun kadar bilgili, bilgisini büyük bir alçak gönüllükle karşısına veren, anlatan, eğiten, hani fırında ekmek ustası hamur yoğurur ya,
bilgisiyle toplumu gençleri böyle yoğuran, gençleri bu kadar seven, gençlerin öne çıkmasını isteyen başka bir insan tanımadım. Büyük bir entelektüeldi. Ülkü Tamer'in çok güzel bir dizesi var Cemal Süreya için. Onu en güzel o dizi anlatır. Atlas Okyanusu'nda Fırat'ın salı. Yani batılı, yani entelektüel, dünya edebiyatını çok iyi tanıyor. Fakat Fırat'ın salı kadar da Anadolu çocuğuydu. Dersim sürgününün bir çocuğu, Anadolulu, vatansever, entelektüel, bilge. Gerçek bir bilgeydi Cemal Süreya. Hani bizim tarihimizde, hikayelerimizde, efsanelerimizde bilge insan vardır ya, işte o Cemal Süreya'ydı. Yani sinemadan tutun da, mimariden, tıptan tutun da, ne bileyim yani koca karı ilaçlarına kadar, ya bir şey de bilmedi mi? Hayır, mükemmeldi. Türkçeyi onun kadar güzel kullanan çok az insan var. Ben çok şanslıyım, Cemal Süreya'yı tanıdım. Ne mutlu bana ki onu tanıma şansına eriştim. Bugün ne mutlu bana ki imza günlerinde insanlar benden bir imza almak için kuyruğa giriyor. Bana karşı ilgi, sevgi var. Ama inanın Cemal Süren'in yanında biz kiraklıktan kalfalığa zor geçeriz. Öyledir. Yakından dost olanlar onun ne kadar iyi bir insan olduğunu, ne kadar çok şey bildiğini ve bu birlikte yaşamanın kendi hayatlarını da etkileyebileceğini görmüşlerdir. Fakat çok yakın dost olabilen de fazla değildir. Onun da çünkü utangaç bir insandı. Herkese kolayca açılan bir insan değildi. Ama o yakın dostluğu yaşayabilenler için de değeri az bulunur. Çok gerçek bir insandı. İyi bir dostu, güvenilir bir dostu. Yaşadığı ülkeyi onun kadar iyi tanıyan, o toplumdaki hangi insanların ne gibi önemleri olduğunu, toplumsal hayatı nasıl etkilediklerini, ne roller oynadıklarını, yani şöyle söyleyelim, hayatın tiyatrosundaki rollerine göre onları değerlendirmesini çok iyi bilen bir yazardı. Cemal Süreya acıyla sevinci en ustaca birleştirebilen, Türk şiirinde acıyla sevinci en ustaca birleştirebilen Türk şiirinin mahzun yüzlü şövalyesiydi. Karakter olarak sakin, kimseyi kırmayan, konuşurken hep güler yüzlü, olumlu bakan birisiydi. ...1931 yılında Pülümür'de bir çocuk dünyaya gelir. Büyümek, acı çekmek, sevmek, gitmek ve özlemek için. Yelkovansız bir hüzün saati gibi ağır ağır akmaya başlar zaman. Ve hayat denilen hikaye işte burada başlar. 6 yaşında annesini kaybeder Cemal Süreya. Hayatında hiç yanından ayırmadığı özlem duygusu o günlerden kalmadır işte. Babası Hüseyin yıllar sonra tekrar evlenir. Cemal ve kız kardeşleri için zor günler böylece başlar. Cemal Süreya yatılı okul sınavlarını kazanarak kaçar bu hiç sevmediği evden. Ortaokul yıllarında tanışır Dostoyevski ile ve şöyle der. Dostoyevski'yi okudum, o gün bugündür huzurum yok. Liseyi Haydarpaşa'da, üniversiteyi de Mülkiye'de okur. Maliye müfettişliği, darphane müdürlüğü yapar. Bu camiada adaletli, işine hassasiyet gösteren, dürüst bir bürokrat olarak tanınır.
hayatının belli kısımlarında maddi sıkıntı çeker. Kiradan kiraya taşınır durur. Alışkanlıklarına bağlı bir hayat sürer Cemal Süreyya. Aynı yerlere gitmeyi, aynı masalarda, aynı dostlarla oturmayı sever. Yaşamanın yükünü her zaman kaldırabilir mi bilinmez. Yıllar bazen çok ağırdır insan yüreğine. O zamanlarda insan hem kendi küçük dünyasından hem de parçası olduğu bu kocaman evrenden kaçıp gitmek ister. Yıllarda ortaya çıkan ve garip akımından sonra şiirimizdeki en önemli dönüşümü gerçekleştiren ikinci yeni akımı kendiliğinden ve plansız ortaya çıkar. Adı bile sonradan koyulur. 2. yeni ortaya çıkışı, gelişimi ve yarattığı tartışmalarla geniş bir zaman dilimini ve kalabalık bir şair kadrosunu kapsar. Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer ve İlhan Berk'i bu şairler arasında sayabiliriz. Cemal Süreyya ikinci yeni için şöyle der. İkinci yeni bir güvercin curnatasıdır. Ben en alçaktan uçuyorum. Avcılardan değil, arkadaşlarımdan korktuğum için. Hani her şairin gönlünde usta bildiği bir şair vardır. Şiiri ona yakındır, duyarlılığı yakındır. Onu sever. Ben mesela Cemal Süreyya'yı çok sevdim şiirleri okuyunca. Kendimden de duyarlılık olarak çok yakın hissettim. Fakat tanımıyordum tabii. Günel Altıntaş diye bir abimiz var, şair abimiz. O Kadıköy Maltepe'de bir kitapçı dükkanı açmıştı. Oraya gidip gelip ona yardım ediyordum. Ben bir fabrikada işçiydim. Bir gün bana dedi ki, ya Cemal Süreyya'yı çok seviyorsun. Bugün bize gelecek, hadi sen de gel dedi. Ben tabii çok sevindim. Yanıma da birkaç şiir aldım. Gittim. O sırada işte bazı kişiler de Cemal Süreyya şiirlerini gösteriyordu. Cemal Süreyya işte çok iyi, aferin, devam et falan gibi şeyler söylüyordu. Sen de şiir yazıyormuşsun dedi bana. Ben de dedim ki, yazıyorum, yanımda da var ama eğer eleştirecekseniz dedim. Hani öbürlerini sanki baştan savar halde konuştuğunu ima ettim. Buna bozuldu tabii. Şöyle bir baktı bana. Şiirlerime baktı. Dedi ki, ne kadardır şiir yazıyorsun? Birkaç yıldır dedim. İyi dedi, birkaç yıl daha uğraş. Baktın olmuyor, bırakırsın dedi. Böyle bir hoş bir anımız var. Benim için hoş değil tabii. Ve tabii kendimi çok sorguladım. Fakat Cemal Süreyya yıllar sonra benim kitabım çıktığında, yıllar evvel Enver Ercan için ağır laflar söylemiştim ama umduğumdan da fazla gelişme gösterdi diye şiir kitabım çıktığında bir şeyler yazdı günlüğünde. Kırmızı bir kuştur soluğum, kumral göklerinde saçlarının. Seni kucağıma alıyorum, tarifsiz uzuyor bacakların. Kırmızı bir at oluyor soluğun. Yüzümün yanmasından anlıyorum. Yoksuluz, gecelerimiz çok kısa. Dört nalı sevişmek lazım. Cemal Süreyya ile lise yıllarında tanıştım. Tabii şiirleriyle, kitaplarıyla. Cemal Süreyya'nın kendisini ise o Kadıköy'deki Gençler Kitap Evi'nin arkasında söyleşilerde gördüm ilk kez. Orada bir söyleşiye katılmıştı Cemal Süreyya. Çok kalabalıktı. Ben arkada, ayakta, oturmaya yer yoktu. Onu dinlemiştim. Çok sevdiğimiz, çok çok değer verdiğimiz bir ustamız Cemal Süreyya. O arada ben şiirler yazıyorum. Şiirlerimi ona gönderdim.
9-10 şiirimi seçerek daktilo ile yazdım. Cemal Süreyya'ya gönderdim. Milliyet Sanat Dergisi'nin adresine. Çünkü Cemal Süreyya'nın Milliyet Sanat Dergisi'nde günlükleri yayınlıyordu. Güncesi. Milliyet Sanat Dergisi'ni bir gün aldım. 1984 yılı Mart ayı. Bir baktım Cemal Süreyya'nın güncesinde 334. günde benim Kömür adlı şiirim yayınlanmış. Kömür benim yayınlanan ilk şiirimdir. Yeni Olgu dergisinde çıkmıştı. Cemal Süreyya o şiiri çok sevdi ve güncesine koydu. Ki Cemal Süreyya güncesine Pablo Neruda, Nazım Hikmet ya da Pir Sultan Abdal, Baudelaire gibi şiirin büyük ustalarının dizelerini alıyordu. Yani onların arasında bir gün kendini görüyorsun. Müthiş. Sonra mektuplaştık. Ve Cemal Süreyya söyleşilerinde, kendisiyle yapılan röportajlarda hep benden söz etmeye başladı. Hep bana dikkat çekmeye başladı. Bu büyük bir onur tabii. 80'li yıllarda şiir yazan şairler arasında birdenbire Cemal Süreyya'nın bu ilgisi, bu beğenisiyle doğal olarak öne çıktım. Kendisiyle nasıl tanıştım ama biliyor musunuz? Bak, 2 yıl böyle geçti. 1986 yılında tanıştım. Ben ona mektup yazıyorum. O mektuplarımdaki sorduğum soruları güncesinde bana yanıt veriyordu. Cemal Süreyya'nın güncesinde adımın geçmediği pek çok yerde Cemal Süreyya'nın bana verdiği yanıtlar var aslında. Sonra 7 Mart 1986 günü tanıştık. Hiç unutmam. Herkes Cemal Süreyya'yla tanışmak için onun imza gününe gidiyordu ve kuyruğa giriyordu. İmza kuyrukları müthişti Cemal Süreyya'nın. Ama Cemal Süreyya o gün 7 Mart 1986 günü benimle tanışmak için kuyruğa girdi. Nasıl olabilir? Nikah günüm. Evlendiğim gün. Tebrik kuyruğunda. Cemal Süreyya'ya da nikah davetisi göndermiştim. Ya bir baktım, düşünsene beni. Eşim Belgin yanımda, biz tebrikleri kabul ediyoruz. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde. Ya kuyruğun sonunda Cemal Süreyya bana doğru geliyor. Oysa herkes onunla tanışmak için kuyruğa giriyordu imza günlerinde. Şimdi ise Cemal Süreyya tebrik kuyruğuna girmiş, bana doğru geliyor. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem, bilirsin. Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık. Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin, sırf onaydı. Bir kuş konmuş parmaklarıma, uzun uzun oturmuştu. Bir sevişmek gelmiş, bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde, evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Benim en sıkıntılı olduğum zamanlarda da yanı başımdaydı. Çünkü ona çok değer veriyordum ve onu gerçekten hep usta kabul ediyordum. Bir gün otururken onun evine gitmiştim. Otururken dedi ki, sıkıntılı olduğumu gördü. Dedi, hiç kendine mektup yazmayı düşündün mü dedi. Nasıl dedim. Ya oturacaksın kendine işte. Sevgili Enver diye başlayacaksın, mektup yazacaksın. Ama gidip postaneye de atacaksın. Postaya da vereceksin dedi. Abi siz yaptınız mı böyle bir şey dedim. Geçiştirdi, belli ki yapmış. Yani öyle bir çılgın çocuksu bir yanı da vardı. Cemal Süreyya ile biz baba oğul ilişkisi gibiydik. O evlendiği ilk gün, nikah günümle tanıştık. Sonra hep evimdeydi. Eşim Belgin'i çok severdi. Bizi çok severdi, Belgin'i ve beni. Çocukları gibi görürdü. Bizim evdeydi. Oturur yemek yerdik, sohbet ederdik. Bize devamlı anlatırdı. O sohbetlerde şunu fark ediyordum. Hep bizi eğitmeye, bize bir baba sıcaklığıyla hayattaki tecrübelerini, hatalarını, bak ben yaptım siz yapmayın der gibi bizi o kadar güzel eğitiyordu ki, emek veriyordu. Ya düşünsene, yeni evli bir çift. Belgin sosyoloji öğretmeni, ben genç bir şair yazar. Bizim için çaba sarf ediyordu ya. Bunu kim yapar ha? ...1975 yılında
Atay Lokantası'na garson olarak başladım. 79 yılında ortak oldum. 80'de de Cemal Süreyya lokantamıza gelmeye başladı. Cemal Süreyya ile önce müşteri olarak başladık. Sonra dostluğumuz oluştu. Sonra bu dostluk abi kardeş ilişkisine geçti. Cemal abi yalnız gelirdi ama yalnız kalmazdı. Besat Ay'la daha çok arkadaşlık eder. İsmet Kemal Karadayı ile arkadaşlık eder. Yani masası muhakkak dolardı. Ve günlüklerinden sonradan bizden bahsettiğini öğrendim Milliyet Sanat Dergisi'nde. Ben de dörtlükler falan yazmaya başladım. Cemal abiye gösteriyordum. Cemal abi en büyük özelliklerinden birisi de gençlere çok değer verir. Yazdıkları şiirleri gösterdikleri zaman hiç itiraz etmeden bakar, onlara göre şey yapardı. Ben de Can Yücel için bir şiir yazmıştım. İçki vız geliyor Can Yücel'e, bir karşı koyabilseydi ecele. Yazın çiçekler açılıp saçılıyor, sonbaharda dönmeseydi gazele diye. Cemal abi günlüğünde bundan bahsetti. Bir çiçek duruyordu orada bir yerde. Bir yanlışı düzeltircesine açmış. Gelmiş ta ağzının kenarında konuşur durur. Bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda. Güverteleri uçtan uca orman. Aldım çiçeği şurama bastım. Bastım ki yalnızlığımmış. Bir başına arşınlıyor bir adam mavi treni. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Cemal Süreyya dostluk çerçevesinde arkadaşları olan, hatta onlarla oyuncul dedim ya, oyuncul bir yan da oluşturan bir insandı. Mesela işte sen bilmem ne prensisin derdi. Sen ne bileyim Meksikalı Eskimo derdi. Birisine böyle bir takardı. O şey içinde, o atmosfer içinde bir keyifli anlar yaşardık. Biz tabii daha genç olduğumuz için biz tabii onların yanında onları dinlerdik. Bir arada bir lafa da karıştığımız olurdu. Cemal Süreyya'nın şiirinde de o dediğim özellikler özellikle son zamanlarında epeyce yansımıştır. Ve şu anda Türk şiirinde bana göre ilk ona girecek şairdir. Hatta daha da ilginci, bana bir gün demişti ki, Enver demişti, bir şair 3-4 kuşak dayanabilirse kalır demişti. Çekiniyordu çünkü ben onunla konuştuğumda şey demişti son günlerinde. Ya Enver biliyor musun demişti, şiire yeteneğim olup olmadığı hakkında hatta hala emin değilim derdi. Böyle bir yanı vardı. O Oktay Rıfat'ta da vardı, başka büyük şairlerde var o. Kuşkudur yani, ben büyük şairim ben böyle demezler. Onlar küçük şairler öyle der, benim şiirim falan diye lafa başlarlar. Cemal Süreyya böyle demişti bana. Şimdi bakıyorum 55. baskıda mı ne toplu şiirleri. Eğer öbür dünya varsa ve oradan bakıyorsa çok keyifleniyordur. Yani kaldı çünkü. 55 baskı ciddi bir baskı. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum. Cemal Süreyya sakin ve huzurlu bir liman arayışından hiç vazgeçmez. Ancak gelgitler, huzursuzluklar hayatta onu hiç yalnız bırakmaz. 5 kere evlenir. Ne de olsa 2 şey, aşk ve şiir, mutsuzlukla beslenir biri, biri ona dönüşür. Şairlerin mutsuzluktan güç aldıklarını kim inkar edebilir ki? ...9 Ocak 1990 yılında son kez bakar dünyaya. Ardında sevda sözleri kalır. Kuşlar ve aşklar kalır. Kısa bir süre sonra kavuşacağı oğlu Memo kalır. Çok sevdiği, yerlere göklere sığdıramadığı oğlu Memo. Soru işaretleri kalır, bilinmezlikler kalır. Cemal Süreyya bedenen gider ama ruhu bizlerle kalır. Şairler ölmez çünkü. Thank you.
Ölüyorum Tanrım, bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür, biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir. Üstü kalsın.